İyi akşamlar canlarım, iyi akşamlar güzellerim, iyi akşamlar gençler ve daima genç kalanlar. Biliyorsunuz bu dede Trakyalı, Trakya kökenli en azından. Hele anne tarafımın kaç yüzyıllık olduğu, belki de bin yıllık olduğu bilinmiyor. Baba tarafımın çok eskiden Karaman'dan Fatih Sultan Mehmet'in Karaman Birliği'nin yıktığı e, yıkmasın üzerine Bulgaristan'ın Kırcali sancağına, sürüldüğü ya da misyoner olarak gönderildiği iddia olunurdu büyüklerin tarafından. Neyse ama Trakya kökenliyim yani. <laughs> Trakya dediğin zaman biliyorsunuz. Tutun İstanbul'un yakasından Rumeli dense bile tutun Boğaz İstanbul Boğazı'ndan sonra tabi Çanakkale Boğazı'ndan sonra ta Yunanistan Selaniye kadar uzanır aslında ama benim sözünü edeceğim Abderalılar yani gerçekten tam Trakyalılar bizim Gümülcine dediğimiz Yunanistan'da İskeç'e olarak bilinen şehrek ve biraz daha onun batısına kadar olan yerdir. Evet Abdera derler ve orada yaşayan insanlara da Abderalılar denir. Rahmetli dostum Hasan Celal Güzel'e göre Abderalılar pek de akıllı insanlar değillerdi. <laughs> Bazen bunu sohbet eder bana biraz da iltifat olsun diye siz nasıl böyle cin gibisi, cin gibisiniz şaşırıyorum falan derdi. Ben de ona aslında hiç de cin gibi olmadığımı çok güzel anlatırdım. Sonra da ikimiz birden kahkahalarla gülerdik. <laughs> Bilmiyorum ama ben Abderalılar deyince Demokritos aklıma geldiği için Demokritos'u çok severim. Çok. Ee, i̇lk atomcu filozoflardandır. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamıştır. O kadar ilginç, o kadar güzel de sözleri, cüm konuşmaları vardır ki. Harikadır Demokritos. Aklıma gelenlerden bir tanesi deyince hemen şak diye de tabii ki gelmiyor. Ama der mesela ne kadar söylesem, ne kadar anlatsam ve beni dinleseler Mutlaka o dönemlerde çok şerefli davranacaklar ama ne yazık ki beni dinlemiyorlar der. Mesela der ki hmm, ahlaksız ya da adaletsiz davranan kişiler adaletsizliğe uğrayan kişilerden daha mutsuz, daha bedbahtırlar gibi bir şeyler söyler işte. Böyle şeyler söyler Demokritos. Kimdir ama belki de Trakyalıların genelinin adalete olan düşkünlüklerinin sebeplerinden birisi o topraklardır derler. Genetik topraktan geçer falan diye. <laughs> e biraz da belki hani beni dinlemiyorlar falan. Ben çok diyorum ya bazen öyle. E mütevazı oldum şöyle diyorum. Yoksa abi kibirli olsam der miyim öyle? <laughs> çok mütevazıyımdır ben. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi mütevazı olmayı severim. Canlarım, güzellerim benim ya. Trakyalılar deyince madem bir Trakyalı fıkrası da anlatayım. Fıkra ama. yarı genç bir adam. Trakya'nın köylerinden birinde kahveden içeri girer abi. Kahvedekiler böyle. Hoş geldin veya hoş geldin be derler. Adettir çünkü. Ama genç adam öfkelidir. Ramiz kimler? Bizim Üsmen de orada oturmaktadır. Kalkar Hüsmen'e ya, benim veya ne oldu der. Bütün köylü şaşırır bakar. Abi genç adam gelir bizim Hüsmen'e bir dayak, bir dayak. <laughs> Allah eşek sudan gelinceye kadar. Sonra da gider. Kahvedeki köylüler ve yaşlılar sorarlar. Abi ne yaptın be ya? Abi sen Hüsmen'sin. Niye dedin adama ben Ramiz'im diye? Abi demiş boş ya. Kandırdım amca be ya. <laughs> Kandırmış. Ben bazen bazen AK Partili seçmenleri bizim o Hüsmen'e benzetirim. Kusura bakmasınlar. Hepsini değil ama hemen hemen çoğunu yarısından çoğunu. Ya kandırıyorlardır AK Partili milletvekillerini ve tabi başta AK Parti genel başkanını ya da kandırıldıklarını farkında değiller abi. Ama büyük ihtimalle bana göre kandırılıyorlar. Kandırdık diye hava atıyorlar. Bir tane daha geldi aklıma. Onu da anlatayım. <laughs> fıkra gibi ama doğru mu? Ya da doğruymuş. Ben anlatanları yalancısıyım. Abi bizim annecimin, anne fıkramın şey fıkra diyorum. Anne fıkramın değil. Anlatan anneciğim. Hacı annem böyle şeyleri bazen anlatır. Anne kurdun yine falan derim. Sadece gülümser. <laughs> Annemin köyünde, annemi ta çocukluk arkadaşlarından ve akrabalarından, uzaktan akraba. Birisinin, annemle de hemen hemen aynı yaşlarda, birisinin oğlu e, ilkokulu köyde bitirir. Sonra İmam Hatip Lisesi'ne gider. İmam Hatip Lisesi'nde bitirir. Sonra köyün birinde imam olur. Derken bir başka köyde, derken bir beldeye geçer. Nahiye'ye eski. Oradan bir kasabaya falan filan Alır yürür abi maşallah. Sonra da İstanbul'daki büyük ilçelerden birine belediye başkanı olur. Bir genel seçim, bir genel seçim öncesi çalışmalar yapmak için anneciğim köyüne doğrar. Yani başkan kendi köyüne doğrar. Babası, annesi yaşıyorlar tabii haliyle. Ve köy kahvesinde köylülere kendi partisinin, <laughs> Hangi parti olduğunu söylemem abi. <laughs> Kendi partisinin reklamını yapmaya başlar. Ama ne reklam abi. Bizim akalardan biri yaşlı bir dayıcık. böyle. Yani yaşlı değil şey <gülüyor> İşte <gülüyor> benim yaşımda falan yani. Ama köylerde benim yaşımda insanlara yaşlı diyorlar abi. Neyse. 50'de bile yaşlı derlerdi. 50 ne bile. Neyse. Uzatmayayım ben. Yaşlı amcalardan biri bu bizim belediye başkanı, büyük ilçe belediye başkanı aynı zamanda ve kendi köylüsü başkan konuşurken bir ara araya girer sorar. Aba kız hanım der. Sizin partililer içki içmezlermiş. Doğru mu bu veya? İçmeyiz dayı der başkan. Yo Allah'tan korkarız biz ağzımıza bile koymayız vallahi. Yine duyarım anlatırlar. Sizin partililer karıya kıza da pek önem vermezlermiş. Gitmezlermiş öyle arama uçkur falan çözmezlermiş. Doğru mu be ya? Aa doğru be ya dayıcım. Biz yapmayız öyle şeyler be Biz arama uçkur çözmeyiz. Yok öyle şey bizde. Günahdır bilirsin zinaya girer. Yine sorar bizim dayı. Aba ha, kız hanım. Yine bir şey duydum sizinkiler için. Kumar da hiç oynamazmış sizinkiler he? Oynamayız o. Oynamayız dayı kumar günah. Oo, Allah yasak etmiştir. Mübarek kitabımızda yasaktır Kur'an. Dayı içmeyiz yapmayız. Aba kız hanım der bizim dayıcık. İçki içmezsiniz. Uvardalık yapmazsınız. Kariye kıza gitmezsiniz. Kuman oynamazsınız. Abi neden bu kadar çok çalarsınız? <laughs> Hangi parti? Ya bir partinin bir tanesi abi. Anneme sormadım. Söylemez. Annem söylemez hangi pay. Anlatır geçer annem. Kendi de gülmez benim gibi. Ben çok gülerim. Annem gülmez. Öyle bırakır orada. Onun anlattığı bence daha güzel. Ben kendim anlatırım kendim gülerim. Ne yapayım abi? Hoşuma gidiyor şimdi. Hoşuma gidiyor be. <laughs> Neyse. Sosyal medyada bir haber dönüşüyor. Ee, Japonya'da, sözde Japonya'da yeni bir kanun çıkarılmış bundan sonraki ilk seçimlerden itibaren sadece lise mezunu ve üstünde olanlar oy kullanabileceklermiş. Tabii ki doğru değil. Doğru olması da bence imkansız, mümkün olmayan bir şey. Ama insanların kafasında bir soru işareti uyandırıyor. Ben bile bazen kendi kendime acaba diyorum. Mesela bilhassa bu Abderalılardaki bu ünlü fıkrayı bizim e, hani kandırdı menayi fıkrasını hatırlayıp düşünüyor, düşünmüyor dilim yani. Ulan böyle bir şey olabilir mi ama sonra da aklıma bir dönemler CHP, MSP ortak hükümetinde, koalisyon hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Mustafa Üstündağ'ın bir dönem sonra MSP'li bir milletvekili eski ortakları Başbakan Ecevit'e cahil, eğitimsiz, lise mezunu diye aşağılamak istemesi üzerine Üstündağ'ın kürsüye çıkıp öğrenim eşekliği alır şey öğrenim affedersiniz cahalet alır, eşeklik baki kalır. Değişini hatırlarım ve susarım. Evet. Öğrenim evet çok güzel bir şey ama günümüzde öğrenim Google'da her şey var. Her şey öğreniyorsunuz ama eğitim Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Canlarım. AK Partili seçmenlerin çoğuna şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum? Şimdi şöyle düşünün. Bir çocuk ilkokulda bir gün sohbet edeler edilirken evde babasından şöyle bir şey duyuyor. Diyor ki babası konuşurken yahu şurada 10 bin lira yıllık gelirimiz var ya. Çok zor ya yetmiyor ya yetiştiremiyorum ya falan diyor. 10 bin lira yıllık gelirim var diyor. Çocuk üniversiteye gidecek liseyi bitiriyor 10 yıl kadar sonra. Babasından tabi dertleşiyor üniversite gideceğini nasıl yapacağını falan. Babası diyor ki oğlum be diyor 10 bin lira yıllık gelirim var diyor evi zor geçindiriyor. Sana hiç vallahi yardım edemeyeceğim kusura bakma diyor. O zaman bu çocuk ne yapar? 10 yıl önce babasından duymuş. Çocukların hafızaları pırıl pırıldır biliyorsunuz. 10 yıl önce babasından duymuş. Yıllık gelirim 10 bin lira diye. Aradan 10 yıl geçmiş babası diyor ki 10 bin lira yıllık gelirim var oğlum diyor ama her fırsat bulduğunda da patronunu övüyor. Patron için dualar ediyor. Allah onun tuttuğunu altın etsin falan diyor. O çocuk babasına sormaz mı? Ya baba be. Bu patronu neden Allah bu kadar çok seviyorsun? Neden Allah bu patronun her tuttuğunu altın etsin? Ya baba sen 10 sene önce de 10 bin lira maaş, yıllık maaş alıyordun. Şimdi de yine 10 bin lira yıllık maaş alıyormuşsun. Ve hala bu patrona dua ediyorsun demez mi? Der. Yeni nesillerle bunu sorar. Sormuyorsa eski kafalı bir nesil çocuktur. Eğitimsizdir ya da babasından çok korkuyordur. Yani öğrenim görmüştür ama kendini eğitememiştir. Kendine özgüveni yoktur. Babasına sormaktan, bu soruyu sormaktan korkuyordur. Canlarım benim. AK Parti hükümetine seçmenlerin neden oy verdiğini anlayamıyorum. İşte bu yüzden anlayamıyorum. Abi 10 sene önce bu ülkede kişi başına milli gelir 10 bin dolardı. Tam 10 sene önce. Şimdi kişi başına milli gelir 10 bin dolar bile yok. Ve halen kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin seçmenlerle muhalefet seçmenlerinin oyları neredeyse birbirine eşit çıkıyor ve benim aklım almıyor. Hakikaten başım beynim duruyor ya. Ya böyle bir şeyin nasıl olabilir ya? Acaba diyorum kendi kendime AK Parti'nin seçmenler AK Parti'nin çok istikrarlı bir parti olduğunu düşünüyorlar. Mesela abi 10 sene önce de milli gelir 10 bin dolardı. Şimdi de 10 bin dolar. Eee biz İstikrarlı bir hükümet istiyorduk. İşte bakın istikrarlı hükümet. <laughs> Galiba acaba böyle mi diye düşünüyorum. Siz de bir düşün bakalım. AK Partili seçmenler AK Parti'ye kandırıldıkları için mi oy veriyor? Yani saf, cahil, eğitimsiz birer zavallı oldukları için mi oy veriyorlar? Yoksa istikrarlı olduğu için mi? Ha ya da güvenilir bir muhalefet olmadığı için mi? Bu sorunun cevabı çok önemli. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Saat 21'de buluşmak üzere.